Sizlerden gelen önerilere kulak veriyorum. Polimorfizm talebi geldi. Aslında bakarsanız arkadaşlar biz polimorfizmi bu eğitim içerisinde uyguladık ama ismine polimorfizm demedik. Şöyle ki polimorfizm aslında soyutlamanın en temel olayıdır. Yani inherit edilen veya implemente edilen sınıf referans tutuyor. Dolayısıyla o referansları biz switch edebiliyorduk yani değiştirebiliyorduk. Şöyle ki interfaceler konusuna baktığınız zaman bakın burada bakın polimorfizmi biz gerçek hayat örneği üzerinde yaptık. Bakın dedi ki ben burada Customer Manager Constructor bloğunda bir hangi mevzuatla çalışacağını istiyor. Yani orada da bakın I mevzuat. I mevzuat ne yapıyor? I mevzuat aslında hem birinci mevzuatın hem ikinci mevzuatın hem de üçüncü mevzuatın implementasyonu. Dolayısıyla bakın polimorfizm çok biçimlilik demek zaten. Dolayısıyla ben Customer Manager'ın çok biçimli bir şekilde çalışmasını sağlamış oluyorum. Yani hem birinci mevzuat olabilir, hem ikinci mevzuat, hem üçüncü mevzuat olabilir. Bu şekilde bunu sağlamış oluyoruz. Kısacası polimorfizm nedir? Polimorfizm çok biçimlilik. Yani nesnel programlamanın temel unsurlarını aslında anlatabileceğimiz bir tekniktir, bir yapıdır aslında. Bu da inherit edilen veya implemente edilen nesne üzerinden yani I mevzuat gibi nesne üzerinden farklı biçimdeki implementasyonları veya inheritance'ları kullanma yöntemidir. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili olarak şöyle solution'a geleyim. Ben yine bir proje oluşturayım. Böyle console.net framework polymorphism. Polimorfizm diyeyim. Şimdi bununla ilgili en temel anlatılan örnek şeydir. Bir şekil çizme örneğidir. Yani I interface diyelim. Şöyle daha doğrusu interface I draw diyelim. İşte ay şekil. Mesela burada void draw diye bir çiz diye bir tane metodu olsun. Bakın bunu implemente eden bir dikdörtgen düşünün. İşte rectangular. Rectangular bir iDraw implementasyonu. Ben normalde hani bu tip örnekler üzerinden böyle hayvanlar alemi, şekiller, örnekler vermeyi sevmem. Ama az önce verdiğim gerçekçi örnekten sonra orada biraz zorlanmış olabilirsiniz. Fakat onu önemsiyorum. Çünkü buraya geldiğimiz zaman, ben bunu anlattığımız zaman az önceki kısım bu sefer net oturacak sizde. Oraya tekrar döneceğim. Mesela console.writeline dikdörtgen çizildi. Bakın. Şimdi üçgende bir şekil. Bakın üçgen. Üçgen bir şekil. Bunu da üçgen çizildi diyelim. Bakın görüyor musunuz? iDraw'u implemente eden nesneler. Şimdi ben dolayısıyla burada şurada bakın iDraw türünde mesela şekil. Yani Türkçe yazayım bunu. Şekil eşittir. Bakın new rectangular'da oluyor. Rektangular da olabilir. Yanlış almış olabilirim bu arada. Yarısı zaten Türkçe olmuş. Yarısı şey olmuş. Yazayım da. Trangular mıydı? Yanlış. Şu an bu ikisini yanlış yazıyor olabilirim arkadaşlar. Trangular gibi bir şeydi. Ben hiç uğraşmayacağım. Dörtgen. Özür dilerim burada. Dikdörtgen. Üçgen. Ay şekil. Normalde böyle durumlarda şeye bakarız arkadaşlar. Sözlükten falan yararlanırız. Hani doğru yazıyor muyuz diye. Bakın new üçgen de olabilir. Burada new dikdörtgen de olabilir. Gördüğünüz gibi. Yani değişkenlik gösterebiliyor. Ha, o zaman diyorsunuz ki benim bir metodum olsaydı.
örneğin işte bir tane klasım olsaydı. Klas çizim manager olsaydı mesela. Public void bir tane çiz fonksiyonu olsaydı. Metodu olsaydı yani. Şimdi biz diyoruz ki bana bir tane çizim sistemi ver. O zaman diyorum ki şurada constructor'ın içerisinde bana bir tane ay şekil ver. Bakın. Şekil. Bir tane ay şekil ver. Dolayısıyla alt tire şöyle ay şekil türünde bir tane alt tire şekil dediğim zaman şöyle alt tire şekil eşittir gelen şekil. Yani şu gönderdiğiniz şekil şuna eşitlenecek. Yani referansını tutacak aslında. Alt tire şekil nokta bakın draw çiz yani. Dolayısıyla bakın bu noktada arkadaşlar çizim manager'a hani burada gösterdim az önce size dikdörtgen ve üçgen gönderebildiğinizi. İster dikdörtgen gönder ister üçgen gönder. Deneyelim. Çizim manager manager eşittir new çizim manager. Bakın bana diyor ki bana bir şekil tipi ver. Üçgen, dikdörtgen. Bakın ne gönderirseniz ona göre çalışacaktır. Yani bizim çizim menajerimiz polimorfik yani çok biçimli bir sistemi destekliyor arkadaşlar. Polimorfizm, çok biçimlilik aslında en temel, en doğru teknik cevap şudur arkadaşlar. İnterfeyslerin veya base class'ların implemente edildikleri veya inherit edildikleri sınıfın referansını tutma özelliğinden dolayı biz o interfeys üzerinden farklı implementasyonları geçebiliyoruz. Bu da bizim için bir polimorfik yani çok biçimli bir ortam sunuyor şeklinde olacaktır.